Devam ediyoruz memleket meselesine kaldığımız yerden. Ne oldu da pazar akşamı Kayseri'de bu olaylar yaşandı, arkasından dün Suriye'nin kuzeyindeki bu provokasyonlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın cuma günü cuma namazı çıkışında Suriye ile ilgili soruya verdiği yanıt, ondan bahsetmiştik. Ardından da Esad'ın yaptığı Suriye ile ilgili Türkiye-Suriye ilişkilerine yönelik girişimlere açıktır açıklaması. Bir getirelim ekranlara. İşte bu açıklamaların sonrasında gerçekleşen bu olaylar örgüsünü biraz da bu pencereden değerlendirmek lazım. O yüzden ben Ekrem Bey'i de Bülent Bey'i de böyle rica edeceğim. Meselenin biraz daha bu siyasi boyutuna bakma. Bizim Suriye ile ilişkilerimiz belki bir normalleşme aşamasına geçtiği bir dönemde ki Sayın Cumhurbaşkanı bugün konuşmasında da Türkiye'nin çıkarlarının altını çizdi. Bizim bu pencereden bakıp da belki böyle bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Ekrem abi, ben bir girizgah yapayım mı? Buyurun efendim. Bu çok büyük bir jeopolitik hamledir. Çin, BRICS hamlesi. Aniden Hakan Fidan Çin'e gitti. Şaşırdık. Çin. Tam böyle Amerika, İngiltere, dünya. Ve o gün çok güzel bir oyun kurduğu çıktı Sayın Cumhurbaşkanımızın. BRICS için gitti ve Türkiye'nin üye olabileceğini söyledi. Peki o görüşmeden sonra Rusya sözcüsü çok güzel bir açıklama yaptı. Ardından 3 gün sonra Moskova'ya gitti Sayın Hakan Fidan. Bakınız, bir müthiş bir hamleler devam ediyor. Diplomatik hamleler. Çok harika. Görüştü ve Putin bizzat kabul etti. Sayın Cumhurbaşkanımız da dedi beraber olacağız Kazakistan'da inşallah. Ve dedi çok memnunuz ve arkanızdayız, birlikte olacağız dedi. Peki ondan sonra ne oldu? Ardından Putin'in çok önemli, bütün Suriye'deki ilişkileri de yürüten Lavrançev Suriye'ye geldi. Esad'la konuştular. Esad 27 Haziran'da Türkiye ile olan ilişkilerle ilgili ilk açıklamayı yaptırdı. Putin'dir yaptıran. Öyle mi diyorsunuz? Ardından bir gün sonra Cumhurbaşkanımız cuma günü böyle, açıklama yaptı. Şimdi ne olacak? Yarın Putin'le Sayın Cumhurbaşkanımız geliyor. Oyun buraya kuran bir Türkiye var Merve Hanım. Oyun kuran bir Türkiye var. Oyun bozmanın ötesinde oyun kuran. BRICS ve bu hamle, Suriye hamlesi bir oyun kurmadır. Ve bundan kim perişan olmuştur? Perişan olan, oturup bütün planları yapan, bu Kayseri olaylarının arkasındaki CIA, CENTCOM, oradaki karanlık adam, McGurk, onların nefesini kesen hamleyi Türkiye'ye yaptı. Şu anda perişanlar. Onun için bu olaylar oldu. Kayseri'ye kadar geldi. Başka bir konuda burayı bunları engelleyemeyiz dediler ve bir iç karışıklıkla ancak ya da Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin protesto edilmesiyle ancak belki bir karışıklık çıkartabiliriz hamlesi miydi bu? Gayet tabii. Bunun devamı var. Bir de ek yapayım, ondan sonra Ekrem abiye vereceğim. İstihbarat örgütleri devletlerin, bunlar derin devlettir. Öyle bir günlük iş yapmazlar. Daha bu Suriyeliler Türkiye'ye geldiği zaman yaptılar bu planları. Bu planların ismi kontrollü kaos, kontrollü gerilim stratejisidir. Ya darbe çıkarırlar, hep Türkiye'de böyle yaptılar. 27 Mayıs'ta da CIA var, İngiliz istihbaratı var. Devam eden bütün olaylarda hep onlar var. Bu olayda da onlar var. Bunu planladılar. Çeşitli şekillerde bu planları kademe kademe ortaya soktular. Türkiye oyun bozdu. Ardından oyun kurdu. Suriye'de Amerika'nın bütün planları havaya gitmek üzere. Putin de biliyor bunu. Sayın Cumhurbaşkanımız da biliyor. Ve yapacakları görüşmeden sonra görünüz. Suriye'de çok önemli gelişmeler olacak ve Astana'da 4 tane devlet reisi orada olacak. Şimdi Şangay İşbirliği toplantısı var. Sayın Cumhurbaşkanı bu akşam mı, yarın sabah mı gidiyorlar bilmiyorum ama hani 3 Temmuz'da başlayacak. Sayın Cumhurbaşkanı orada, Putin orada, Esad gidecek mi? Orada Astana'da bir görüşme olacak mı? Bunun öncesinde böyle bir provokasyon denemesi gerçekleşmiş olabilir mi? Asıl akıllardaki soruların en başlıcası bu herhalde. Tabii, değil mi? Bu aslında bir süreç. Bir miktar aydınlandığı için olay söylüyorum. Bu bir süreç.
Süreç dediğimizde mesela Esad'ın Türkiye ile alakalı geriye doğru baktığımızda beyanatlarının çoğu can sıkıcı beyanatlardı. Türkiye evet. işgalden vazgeçsin, buradan çekilsin, Türkiye'ye gitsin falan 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 gibi bir sürü açıklamalar yapıp duruyordu. Neden? Bir dakika tamam. Türkiye gitsin de sen Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde kontrol altında tuttuğu bölgelerde oradan Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını önleyemiyorsan şayet Türkiye gitsin demeye hakkın yoktur. Bir. İkincisi Suriye'de şu anda %35 civarında bir bölgeyi PYD-YPG Amerika adına kısmen Rusya adına kontrol altında tutuyor. Senin ülkenin zenginliklerine hükmetme şansın yok. Ki ihtiyacın olan petrolü bile PYD-YPG'den satın alıyorsun. Ne diyorsun sen? Amerika'nın adını etmiyorsun, Rusya'nın adını etmiyorsun, PYD-YPG'den hiç bahsetmiyorsun. Türkiye çekilsin diyorsun. Şimdi Rus temsilciyle yaptıkları görüşme sonrası Türkiye-Suriye ilişkilerine yönelik tüm girişimlere açığız sözü aslında yeni bir sürecin başlayabileceğine dair bir işaret. Bu işaretin anlamı şu. Türkiye'nin Suriye ile ilgili tavrı başlangıçtan beri. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bütün derdimiz Suriye'nin parçalanmasını önlemek. Çünkü Suriye'nin parçalanması Türkiye açısından iki türlü büyük risk. Bir, sınır güvenliğimiz. İkincisi ama asıl önemli sebep Suriye'nin kuzeyinde teröristan denilen işte Rojava koridoru vesaire bir sürü isim var ama Sayın Cumhurbaşkanı çok güzel bir ismi koydu oraya. Teröristan denilen şey bölgenin bundan sonraki belki 100 senesini ipotek altına alma potansiyeline sahip bir girişim. Türkiye'nin de baştan beri ama 2016'dan beri kararlılıkla engellemeye çalıştığı şey o teröristandır. Şimdi Suriye ve Türkiye'nin görüşmesi demek şu demek. Suriye ile Türkiye'nin görüşmesi için Esad'ın Suriye'de söz söyleyebilecek bir konumda olması lazım. Yani Türkiye ile oturup bir şey konuşacaksan ben seninle neyi konuşacağım? Suriye'de hükümran değilsen seninle konuşacağım bir şey yoktur ama Rusya belli alanlar açacak sonra belli bir takım şeyler verecekse. Öyle olacak mı sizce? Yani olması gerekir. Siyasi okumanız bu yönde mi? Hayır şimdi bakın aksi takdirde görüşmenin hiçbir anlamı yok. Yani sen ben bizim oğlan oturduk konuştuk neye yaradı hiçbir şeye yaramadı. Eğer Esad Suriye'de belli bir bölümde Rusya'nın da belki kapıyı açmasıyla belli bir alanda hükümranlık sağlayabilecekse dolayısıyla Türkiye'ye söyleyebileceği sözlerin bir anlamı olacaksa görüşmenin anlamı var. Sayın Cumhurbaşkanı çok açık. Geçmişte vardı, tekrar kurulmaması için bir sebep yok. Ama kurulmaması için ne gibi sebepler olduğunu biliyoruz biz geçmişten beri. Şimdi bu provokasyonların, bu konuşmaların ardından gelmesi aslında günübirlik bir olay değil. Belli ki mesela Kayseri ile ilgili ciddi bir hazırlık yapılmış. Yine Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerle alakalı ciddi bir hazırlık yapılmış. İhtiyaç hissedildiğinde düğmeye basıldığı belli oluyor. Çünkü bu sürecin bir noktada buraya doğru geleceğini hissedenler Türkiye'nin içini karıştırma merakı öteden beri var. İşte Gezi'yi hatırlayın, efendim başka bir takım şeyleri hatırlayın. Burada da uygun bir potansiyel bulundu büyük ihtimalle. Ya sipariş üzerine o rezil olayı ya sipariş ettiler, yaptırdılar ya da zaten bekliyorlardı. Nerede bir hareket olursa bunu kullanabiliriz diye. Belki de sipariş olmasa bile böyle bir şeyi kullanıp buna giriştiler. Ve Kayseri'deki gelişmelerin hemen ardından yine bindirilmiş kıtalarla Suriye'nin kuzeyindeki 4-5 güvenli bölgede bu işleri yaptılar. Bunu ben tekrar söylüyorum. Bu vur kaç operasyonudur sebebi şu. Mehmet Bey biraz sonra bağlanırsa sorarız ona bölgeyi iyi tanıdığı için. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orada unsurları var, Özgür Suriye Ordusu var, orada belli bir yönetim var. Bu insanlar kitleleri anlık olarak harekete geçirip bu rezillikleri yapsalar bile büyük ihtimalle şu anda bunların hepsi ya oradan tüymüştür. Çünkü eninde sonunda bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri orada güvenliği sağlıyor. Özgür Suriye Ordusu ile beraber orada ciddi bir istikrar var. Bu beklenmedik bir anda, belki kısmi bir gaflet anında beklenmedik bir harekettir. Ve şu anda bence bir daha böyle bir şey yapma şansları da büyük ihtimalle yoktur. Cesaret edemez. Gezi olayını onun için hatırlattım. 27 Mayıs'ta başladı, 17 Haziran'da bitti. Eylül'de gel şarkılarıyla defolup gittiler. Eylül'de falan kimse gelemedi. Çünkü devlet dediğiniz şey bir an belki gaflette yakalanır ama ondan sonra tedbirini alır. Burada da Kayseri'de yaşanan provokasyonla ilgili altını özellikle çizdiğim şey 474 kişinin gözaltına alınması. Bu çok önemli bir şey. Gezi olaylarını bilmiyorum biraz kaba hatlarıyla konuşacağım ama Gezi olaylarında 70 vilayete yayılmış olayda belki toplam
Gözaltı sayısı bu kadar yoktu. Evet, burada söyledim. Bir olayda demek ki tespit edilen herkes yakalandı. Buradan hareketli işte 285 kişinin aslında hepsinin kayıtlı yani adli sicil kaydı olan suçlular olduğu ortaya çıktı. Bunların taşınarak oraya getirildiği ortaya çıktı. Birileri bunu tezgahladı. Kayseri'nin ardından da Suriye'nin kuzeyinde tezgahladılar. Ama bundan sonra gerek Kayseri'de gerekse Suriye'nin kuzeyinde benzer şeyleri bence yapamazlar. Ha yeni bir oyun kurarlar. Yeni bir beklenmedik atraksiyon yapabilirler. Şimdi iki oyun birden de çözülmüş oldu Türkiye'nin hamleleriyle. Sayın Cumhurbaşkanı bugün tekrar altını çizdi. Teröristanın önündeki en büyük engel Türkiye, Türkiye'nin operasyonlarıdır dedi. Tabii. Şimdi daha geçtiğimiz ay PKK terör örgütü orada bir yerel seçim gerçekleştirecekti. Biz bunun önüne geçtik. Evet. Dediler ki Ağustos'ta olacak. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama geldi vesaire. Şimdi o hala bir kenarda, bir tehdit unsuru gibi bölge içinde ama o da Suriye'nin bölünmesine yönelik bir adımdı aslında. Dolayısıyla Esad'ın açıklamaları, Cumhurbaşkanımızın cevabı, bütün bu olaylar, ortalığı karıştırma gayreti Ağustos'ta meşruiyet kazanmak için bir seçim adımı atacaklar. Ama çok enteresan. Adayları kendileri belirliyor. Oy kullanacak olanları da kendileri belirliyorlar. Ve silahlı unsurlardan oluşuyor. O atamayacaklar. Ağustos zaten o tarihin verilmemesi sebebi o unutulup gidecek. Eyvallah inşallah. Bu evvelallah onda şey yok ama ben az önce bir Bülent abi ekleme yapayım. Lavrentiev çok kritik ziyaretti o. Şimdi olayı bir üst boyuttan baktığında şöyle bir yere geliyorsun Merve. Amerika Filistin meselesinde artık İsrail'in dümen suyuna uymak zorunda kaldı ve Lübnan Savaşı'nı yani dolaylı kabullendi. Her türlü desteği veririz dedi. Avrupa'da. Amerika'nın şu an Doğu Akdeniz'de bir deniz kuvvetleri anlamında bir yapılanması var. Uçak gemisi gönderiyor Eisenhower. Birazdan konuşacağız. Ve şimdi Roosevelt de geliyormuş. İşte Roosevelt şeydeydi. Küba diyorum. Kore'deki tatbikattaydı. Buraya Eisenhower geliyor diyor, biliyorum. Şimdi burada neticede Rusya herhalde şunun hesabını yapıyordur devlet aklıyla. Kardeşim bu iş Lübnan'a sıçradığı takdirde orada kalmaz. Peki Lübnan'dan sonra ilk kapısı çalınacak olan yer nere? Yanı başı Suriye. Suriye. Peki Suriye'de ben şimdi burada varım. Amerika buralara kadar dayandığı takdirde her ne kadar Fırat'ın doğusu batısı bir karşılıklı anlaşmış ve birbirimize ses çıkarmıyor olsak da burada eğer yüz yüze gelirsem Rusya'yla Amerika'yla tek başıma karşı koyma güç ve cesaretin var mı? Evet. Sen Ukrayna'da zaten dağılmışsın. Bir de aşağıda ikinci bir sınava hazır değilsin. Ha, o ne yapmalı o zaman? Suriye'de daha güçlü bir bloğu tesis etmeli. O blokta kim? Suriye, Türkiye, Rusya. Üçlüsü. Şimdi bu üçlünün yapacağı hareket Amerika'nın bölgede sonu demek. Ve bunun da işaretlerini aldık. Lavrentiev ziyarete gidiyor. Hemen arkasından bir anda Esad Türkiye ile her türlü ilişkiye hazırız diyor. Ki ben Rusya'yı baştan sona eleştiririm. Yerden yere vurmuştum. Niye? Ya Ukrayna'da ben sana can suyu olmuşum. Nefes almanı sağlamışım. Sen de bana burada müttefiksen eğer. Öyle diyor. Yap görevini kardeşim. Biz burada senin varlığına bir sebebi, bir şeyimiz yok, lafımız yok. Ben terörle mücadele ediyorum ve üstelik senin en büyük rakibim dediğin ülkeyle ben mücadele yürütüyorum. Dolayısıyla burada Rusya'nın ben bu hesabı yaptığı ve Esad'ı üzerine baskıyı artırdığını düşünüyorum. Şimdi Esad'ın buradan dönüşü var mı? Rusya'nın yok. Rusya'nın bir baskısı oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin tehdidi üzerine Suriye merkezi geldi. Yönetiminde diyorsunuz. Evet. Ve iş bu noktaya geldi. Şimdi burada Amerika'nın yapması gereken dur bakalım bunlar ne yapacak diye seyretmek değil. Hemen karşı hamleye geçmek. Karşı hamlenin yolu da daha doğmadan bu birlikteliği öldürmek. Onun da yolu ne? İşte bu tür Kayseri'de başlayan olaylar, sınırda devamını getirilen hadiseler ve iki ülkenin karşı karşıya getirileceği kritik eşik süreç. Amerika şu an bunu denedi. O nedenle doğrudan adres Amerika diyoruz. Ha Allah'a şükür bu oyunda elinde patladı. Çünkü burada hani Suriye Milli Ordusu'nun oradaki yerel yetkililerin yaptığı açıklamalar çok önemli. Hepsi de Abdurrahman Mustafa değil mi Sayın Komutanım? Çok kritik anda çok devreye girdi. Ve dedi ki bizim Türkiye'ye, Türk bayrağına saygımız sonsuz. Zaten Türkiye'nin sayesinde biz şu an burada bu huzuru buluyoruz. Dolayısıyla bir avuç çapulcunun, bir avuç provokatörün yaptığını asla doğru bulmuyoruz. Gereğini yapacağız dedi. Şimdi aynı tablo bizde de var. Dolayısıyla Amerika aslında bu oyunu da daha harlatamadan elinde patlattı. Ha biter mi? Ya yeni yollar bulacak. Destede kağıt kalmaz. Kağıt kalmadı. Amerika'da oyun bitmez. Bunlar şeytanla aşık atan ülkeler. Dolayısıyla yeni yol bulacak, yeni yol deneyecek.
Irak'ı hareketlendirmeye çalışacak. Bir bölge haritası açabilir miyiz? Bir de harita üzerinden bir okuma yapalım. Yani eğer Sayın Cumhurbaşkanı zaten sürekli olarak telefonla görüşmeler gerçekleşiyor. Putin'in Türkiye ziyareti gündemde. Sayın Dışişleri Bakanı çok yakın zaman önce Rusya'daydı. Zaten o iletişim var, diplomatik kanallar sonuna kadar açık. Şimdi bir de Astana'daki o süreç yarından itibaren başlayacak, o görüşmeler. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı defaatle son birkaç aydır bu yaz aylarını işaret etmesi, terörün tamamen bitirilmesi noktasında. Ve Sayın Milli Savunma Bakanı'nın da yakın zamanda, o zaman biz Suriye'nin kuzeyinde bu defa Rusya'yla belli anlaşmalar doğrultusunda yeni büyük bir harekat daha başlatılmayız. Görünüyor. Tel Rifat, Münbiç. Hemen arkanda. Hangi bölgelerde? Tel Rifat, Münbiç. Bize mi verilecekti? Bak, o kadar kritik ki. Tel Rifat, şu iki harekat bölgesinde tehdit eden tek terör odağı, yatak. Kimin kontrolünde? Rusya'nın. E kardeşim de ki, ya beraber, ya sensiz, ya da sadece sen yap. Burayı temizleyelim de. Al burayı da temizleyelim de. Kafan rahat etsin de. Kim? Tabii. Rusya. Niye? Ya burada bana olan tehdit ortada. Arkasındaki güç de Amerika. O zaman sen neyin peşindesin? Yukarıda da ben sana gereken her türlü dostluğu göstermişim. Burada uçuk bir şey söyleyeyim mi? Bence Tel Rifat, belki Münbiç, oranın kuzeyi, işte Kamışlı ve civarı ile alakalı Türkiye'nin 2016'dan beri yapmaya çalıştığı şey nedir? Buralardaki şu koridoru burada da sağlamlaştırmak, şu kopulma noktalarında birleştirmek. Doğru. Şimdi normalde Rusya en azından kendi etkili olduğu bölgelerde buna pek müsaade etmiyor gibi gözüküyor. Beraber işte devriyeler yapıyoruz falan. Hani onların en azından... Onu da artık yapmıyoruz aslında da. Neyse, onların doğrudan saldırı yapmasını bir şekilde engelliyor ama aklıma benim Dağlık Karabağ geldi. Hı. Niçin? 92'de işgal edilen ve bir anlamda Rusya'nın da göz yumduğu ve 2020'ye kadar halledilemeyen bir meseleyi konjonktür uygun hale gelince Rusya kenara çekildi ve Türkiye Azerbaycan'la beraber Dağlık Karabağ meselesini fiili olarak çözdü. Doğru. Burada da büyük ihtimalle bugünkü mecburiyetler, ortaya yeni çıkan tabloyla en azından Rusya tamam Suriye'deki işte üslerini falan filan garanti altına almak isteyebilir ama burada kurulabilecek bir neydi o? Teröristanın orta ve uzun vadede Rusya'nın menfaatlerinin de çok aykırı olacağı açık. Sebebi şu, böyle bir şey olduğunda, Allah korusun, öyle bir koridor kurulduğunda Rusya'nın falan burada rahat kalabilmesi mümkün değil. PYD, YPG burada doğrudan Amerika ile bu işi tutacaktır. Neden? Baştan beri ne diyorduk biz? Türkiye'nin İran sınırından başlayıp Irak'ın kuzeyinden Akdeniz'e kadar uzanan bir teröristan hesabı vardı. Bunun 100 türlü izahı var. Mesela enerji yolları bilmem ne ve en önemli şeylerinden birisi de şuradaki güneydeki alçak ülkeyi rahatlatmak için. Burada bir teröristan kurulursa büyük ihtimalle dikkatler İsrail'in üzerinden uzun yıllar buraya kayacaktır. Türkiye'nin, Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın, bütün ülkelerin buraya kayacaktır. Kesinlikle. Ama Allah'a çok şükür Türkiye bunu engelledi ve enteresan olan şu. Baştan beri Türkiye bulunduğu yerde, uluslararası hukuk açısından haklı, sahadaki güç olarak haklı, diğerleri taşıma suyla değirmen döndürürken Türkiye diyor ki arkadaş ben burada öncelikle bir Suriye'nin parçalanmasına karşıyım. En önemlisi orada teröristan kurulmasına karşıyım. Bu benim varlığım, birliğim ve bekam için tehlikelidir. Sizin çıkarlarınız sizi ilgilendirir ama benim de varlığım beni ilgilendiriyor diye kararlı bir duruş var. Dolayısıyla bunun sonrasında 2016 öncesi şuraları hayal bile edemiyorduk. Evet. Yani düşün 2016 öncesi ne yaşanıyordu? Her gün şu civardan buralara, Kilise, Hatay'a, Reyhanlı'ya değişik yerlere roketler atılıyordu. Ve o dönem bu civardaki ordumuzun başında artık bulunan o FETÖ'cü alçaklar Genelkurmay'a her gün işte dün şu kadar roket atıldı. Misliyle mukabele ettik diye yalanlar söyletiyorlardı. Sonradan ortaya çıktı ki misliyle mukabele falan yok. Hiçbir şey yok. Dahası Allah korusun 15 Temmuz'da... FETÖ alçağından bahsediyorsun. Evet. 15 Temmuz'da korkulan olsaydı büyük ihtimalle buralardan belki bu bölgedeki şu teröristleri rahatlatacak. Hatta belki Coşkun Türkiye'de... Coşkun Bey'in iddiası şu ki orada hazır bulunmuş birlikler halinde Türkiye'ye giriş yapmak tabii üzere. Ve kimse de mani olmayacak tabii. Sabaha kadar değil mi? Başka bir tabii, program. Tabii. Dolayısıyla yani, Türkiye... Hayır, iddiam değil. Yakalanan teröristin ifadesi var. Biz silahlı vaziyette sınırlara getirildik. İşaret gelseydi, hatta
Bak çok ilginç bir anekdottur o. Hı hı. Gelseydi diyor işaret, içeri girecektik. Verilen talimat şuydu diyor. Askere sakın kurşun sıkmayın. Polis kimi görürseniz vurun. Aşağılık öyle. Neden? Emniyet Genel Müdürlüğü FETÖ temizliğini yaptı. Silahlı kuvvetlerde darbe yapmadığı için hiç ellenmedi. Bak aklı görüyor musun? Askere sakın ha kurşun sıkmayacaksınız. Polis kimi görürseniz indirin. Buna kadar planlanmış bir hadise. Bunu terörist ifade etti. Yani burada ifadelerinde var vermiş olduğu. Burada belki son cümle. Şimdi bakın ya 2016'da 2016'da hayal bile edemediğimiz şeyler içeriden maalesef hangi zihniyetle aman gitmeyin sakın girmeyin ne işiniz var orada? İşte özellikle Afrin'le alakalı ne dediler giderseniz Vietnam'ınız olur. Kalırsınız bilmem ne bir sürü hikayeler anlatıldı. Allah'a çok şükür Türk Silahlı Kuvvetleri 2010'dan sonraki harekatlarla buraları sağladı. Son dönemde pençe kilitlerle falan burada ciddi bir alan da sağlandı. Mavi alanlar bizim kontrolümüzde. Evet. TSK'nın mesele, kontrolündeki alanlar hem Suriye'nin kuzeyinde hem de İran kuzeyinde. Mesele şu üzerinde. Türkiye bir yerde duruyor. Bir gece ansızın gelebiliriz söz her zaman için geçerli. Gerektiğinde bir gece gidiyor. Gittiği yerde de eskisi gibi değil. Eskiden nasıldı 2016 öncesinde? Girerdik, bir takım şeyleri temizler, çıkardık. Girer, temizler, çıkardık. Şimdi yok öyle şey.